Şimdi Türkiye-Suriye sınır hattına, İdlib sınırına döneceğiz. Dünyanın gözü burada. Liderlerin diplomasi trafiğini aktardık. Daha da ne olacağı da yakından izleniyor. Rejim güçlerine verilen süre ay sonunda doluyor. Hangi süreden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zikrettiği Şubat sonu tarihinden bahsediyoruz. Türkiye sahada ve masada yoğun bir trafik yürütüyor. Fırat'ın batısı nelere gebe diye soracağız. Çetin Erçetin sınır hattında Habertürk Askeri Strateji Danışmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar da yine sıcak gelişmeleri değerlendirecekler bu saat içerisinde. Merhabalar. Saygılar, teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler katıldığınız için ikinize de. Çetin Erçetin'le başlayalım. An itibarıyla neredeyiz? Askeri yığınak sürüyor. Olası bir harekatın konuşulduğu günlerde, saatlerdeyiz. Şu anda durum ne? Hangi noktadayız? Çetin Er, başlayalım. Ayşin, öncelikle Habertürk ekipleri olarak son 10 gündür, aslında öncesinde de ekiplerimize buradaydık ama şu an tüm canlı yayın ekiplerimizle hem sınırın öbür tarafında hem sınırın bu yakasında, yani her iki yakasında da tüm gelişmeleri, hareketliliği, bölgesel denklemin içerisinde yer alan tüm hareketliliği gözlemleme şansına sahibiz ve izleyicilerimizle de bunları an ve an aktarmaya devam ediyoruz. Tabii bugün Cuma günüydü ve İdlib'de şu anda 7 camide gösteriler var. Ancak tabii bu gösterilerin sınırımıza ulaşması veya o toplu göstericilerin toplanarak sahaya doğru yürümesi beklentisi bugün biraz ötelenmiş durumda. Zira muhalif gruplarla yapılan görüşmeler sonrasında göstericilerin cami çıkışında Türkiye sınırına gelebilecekleri o 2 kilometrelik bir mesafede bir bariyer oluşturuldu. Ve o oluşturulan bariyer sayesinde de şu an için en azından gerek Atme hattında, Cinderes hattında ve gerekse de şu an bulunduğumuz Cilvegözü hattında herhangi bir şekilde sınırımızı zorlama imkanı tamamen o kapasite sıfırlanmış durumda. Ama tabii Hatay Valiliği ve Cilvegözü Mülki İdare Amirliği de şu an bölgede tamamen güvenlik önlemlerini arttırmış durumda. Tabii dün Neyrap'ta operasyonlar devam ediyordu. Bizim yayında olduğumuz saatlerde yine gece yarısından sonra Rus askeri birliklerine bağlı hava unsurları ve diğer taraftan Suriye rejimine bağlı gruplar yeniden Neyrap bölgesini ele geçirdiler. Ve sabah saatleri itibariyle bir kez daha rejimin kontrolüne geçmiş oldu. Aslında tabii bölgedeki hareketlilik, halen sıcak temas ve çatışmalar devam ediyor ama şunu söylemekte fayda var. Bölgede Rusların uçak desteği vermesi rejime bir taraftan da muhalifleri zor duruma soktuğu alanlar oldu. Dün Neyrap hattında demin de ifade ettiğim gibi muhalif gruplar, özellikle Özgür Suriye Ordusu ve yeni adıyla Suriye Milli Ordusu'na bağlı gruplar bazı noktalardan çekilmek durumunda kaldılar ki halen o bölgede, ki dün senin yayında da söylemiştik, 6 kritik nokta vardı. Bunlardan 5'inden geri çekilme söz konusu oldu. Birinde ise halen sıcak çatışmalar devam ediyor. Ama tabii şu saatler itibariyle Afşin, Serakip hattı. Burası çok önemli çünkü bu Serakip hattında 3 tane askeri üssümüz var ve bu 3 askeri üssümüze yaklaşık 25 gündür herhangi bir şekilde fiziki iletişim sağlanamıyordu. Dolayısıyla bu bölgede de yoğun çatışmalar var, ancak bu yoğun çatışmalara rağmen o bölgede henüz bir ilerleme sağlanmış değil ve oradaki askeri birliklerimizle de bir fiziki irtibat henüz kurulmuş değil. Tabii bütün bunlar olurken Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir pozisyon aldı? Hemen belirtelim, yaklaşık 270 kilometrelik bir yay olarak kafamıza canlandırdığımız zaman Neyrap hattından başlayıp Morek hattına kadar uzanan çok geniş bir hatta şu an Türk Silahlı Kuvvetleri iki ayrı mevzi oluşturmuş durumda. Yani şu anda sahada 3400, dün itibariyle yayında ifade etmiştik 3200 araç vardı. Dün 200 araç daha iki ayrı kapıdan giriş yaparak toplamda 3400 araçlık zırhlı araç, personel taşıyıcı ve tanklardan oluşan çok ciddi bir askeri sevkiyat ve tahkimat şu anda sahada oluşturulmuş. Bunun için çok önemli. Daha önce Afşin, Habertürk izleyicileri hatırlayacaktır. Barış Pınarı operasyonu, Zeytin Dalı operasyonu ve sahadaki tüm gelişmeleri her an takip ettik ama buradaki tahkimat bunlardan biraz daha farklı. Daha önce yapılan operasyonlarda tahkimat tamamen Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmişti. Ama bu sefer tahkimat Suriye sınırları içerisinde gerçekleşiyor ve dolayısıyla oradaki hareketlilik de önemli. Şu an askeri birliklerimizin olduğu noktalarda 1,5 kilometre ile 3 kilometrelik bir mesafede koruma kalkanı oluşturulmaya çalışılıyor. Herhangi bir
müdahale olması durumunda harekete geçilebilmesi için ve buradaki askeri birliklerimiz de 24 saat esasına göre çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ama tabii işin bir de insani boyutu var. Her gün binlerce, hatta şöyle söyleyeyim, on binlerce insan kentin güneyinden kuzeyine doğru gelmeye devam ediyor. Bugün sabah itibariyle toplam 1260 araçlık bir yardım bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış durumda. Bu yardımlar AFAD, Kızılay, İHA gibi 3 temel kuruluş üzerinden şu an için sahada dağıtılıyor. Ama tabii yeterli mi derseniz elbette ki yeterli değil. Çünkü özellikle kadınların ve çocukların sağlık durumları ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanması çok zor. Çok koşullar o anlamda problemli. Birleşmiş Milletler sürece son 10 gündür dahil olmuş vaziyette. Onlar da bölgeye gıda yardımı ve desteği gönderiyorlar. Ancak hemen belirtelim, yanı başımızda, yani şu an benim bulunduğum bölgede hemen arkamızda 1 milyon 800 bin insan şu anda kendi topraklarında ikinci kez mülteci konumuna düştüler. İkinci kez ifadesini şunun için kullanıyorum. Buradaki mülteciler ya da buradaki göç etmiş insanlar zaten daha önce ülkenin farklı noktalarından İdlib'e gelmiş insanlardı. Şimdi ikinci kez Türkiye sınırına gelmiş vaziyetteler ve meraklı bir bakışla Ankara'daki gelişmeleri her an takip ediyorlar. Burada iki tane yerel televizyon var. An ve an yayın yapan, yerel karasal linkle yayın yapan ve onlar da Türkiye'deki her gelişmeyi, her an verilen demeçleri an ve an burada açıklıyorlar. Tabii burada sosyal medya çok önemli. GSM operatörleri kullanılamadığı için, çekmediği için içeride genel itibariyle internet vericilerinden gelen haberler ve iletişim çok sıklıkla kullanılıyor. Dolayısıyla sosyal medyada bu anlamda İdlib'liler için önemli bir iletişim aracı ve oradan gelen haberler çok önemli. Özellikle bugün sabah saatleri itibariyle Rusya'dan bir heyetin Ankara'ya geleceği haberleri İdlib'de siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin çok ciddi dikkatini çekti. Şu an herkesin gözü kulağı Ankara'dan bir sonuç çıkacak mı? Ama hemen belirteyim Avşin, Tahran'da yapılması planlanan ve Mart ayının ilk haftasında yapılacağı duyurulan veya henüz resmi olarak açıklanmasa da dilden dile dolaşan üçlü zirve içinde İdlib'ler çok umutlu değiller. Çünkü şöyle bir profil var karşılarında. Rejimin ve Rusya'nın, İran'ın zaten kendilerine topyekün düşman gözüyle baktığını düşünüyorlar ve dolayısıyla oradan bir çözüm çıkmasını beklemiyorlar. Şimdi tabii gözler Türkiye'de ama Amerika'nın tavrının ne olacağı ve tabii Avrupa Birliği ülkelerinden nasıl bir tepki çıkacağı önem konusu ve ama burada herkesin gözü kulağı şimdi gelecek haberlerde. Abluhar'a döneceğim birazdan ama Çetin, bizim bu askeri ve diplomatik gelişmeleri takip ettiğimiz haber trafiğinde sıkça ihmal ettiğimiz insani boyut var. İnsani boyutu da açık söyleyelim Batı medyası daha iyi anlatıyor şu anda İdlib'de ne yaşandığına dair. Biz ise sınırımıza yaklaşan göç dalgası olarak bakıyoruz. Bu kuşkusuz Türkiye için bir insani boyutu, güvenlik boyutu olan bir durum göç. Ama bir taraftan da burada sıradan insanların da özellikle bahsettiğin gibi kadınların ve çocukların da hayatları olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Gerek hava şartları, gerek güvenlik şartları sebebiyle, gerek barınma şartları sebebiyle. İnsani durumu biraz daha detaylandırmanı rica edeceğim. İdlib'li kadınlar, çocuklar neler yaşıyorlar bugünlerde? Avşin, şu anda sınırımıza gelen 1 milyon 800 bin civarındaki İnsan topluluğunun toplam oranlamasına baktığımız zaman 1 milyon 100 bin kadından bahsediyoruz. Ve geriye kalan 380 bin kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani bu toplamda aslında 1 milyon içerisinde 380 bin kız çocuğu, kadınlar ve toplamda 1 milyon 400 bin nüfus aslında kadınlar, çocuklar ve çok ciddi anlamda bu savaşın en mağdur tarafı olarak gördüğümüz insanlardan oluşuyor. Şimdi tabii bu rakamları yan yana koyduğumuz zaman ve çocukların, erkek çocuklarımızın, kız çocuklarımızın buradaki hali tabii ki işler acısı bir durum. Çünkü bir taraftan gece saat 11'den sonra -3'ü bulan hava soğukluğu, -5'i bulan hava soğukluğu ve çadırlarda bir yaşam. Mesela az önce çok şiddetli bir yağmur vardı ve o şiddetli yağmurla beraber bulundukları çadırlarda altyapı olmadığı için neredeyse çadırların, örneğin Atme'deki çadırların yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bir bölgenin şu anda sular altında kaldığı söyleniyor.
Tabii insanlar son 2 yıldır Atme bölgesinde bu acılara alışık ama giderek artan bu nüfus kitlesiyle beraber Avşin şöyle bir sorun var. Artık arkamda bulunan Atme kampında maalesef yer kalmadı. Yani öyle bir tablo var ki insanların hızla göç etmesi, burada artık yer kalmaması ve insanların daha nereye gideceği konusunda kocaman bir soru işareti var. Tabii giderek Afrin'e, Cinderes'e doğru bir yayılma var. Bu şu anda planlı bir şekilde organize edilmeye çalışılıyor ama tabii bu çok kolay değil çünkü sonuç itibariyle bu bölgede de Tel Rifat'a yakın alanlar var ve PKK'nın her an orada da bu mültecilere saldırabilme ihtimali var. Daha önce 3 kez benzer durumlar yaşanmış. Dolayısıyla buradaki mülteciler de bu konudan dolayı oldukça endişeli. İnsani yardımlar konusunda temel ihtiyaçların tamamı karşılanabiliyor mu sorusuna Afşin bu konuda maalesef olumlu bir cevap vermek mümkün değil. Sadece Türkiye'den gelen 61 tane sivil toplum örgütünün desteğiyle buradaki insanlar ayakta kalabiliyorlar. Şu an herkesin gözü kulağı, işin açıkçası buradaki savaşın siyasi ve askeri boyutunda. Habertürk ekipleri olarak değerli kardeşim, arkadaşım Mehmet Akif Ersoy ve Veysi ile beraber birçok kez kamplara gittik. Oradaki insanların dramını anlatmaya çalıştık. Orada yaşayan çocukların, kadınların içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtmaya çalıştık ama bu tabii yeterli mi, daha fazla vermek gerekecek. Oradaki güvenlik koşulları, teknik imkanlar tabii sınırlı olduğu için o bölgelerdeki erişim de çok kolay olmuyor işin açıkçası ama yine de buradaki ihtiyaçların artık dünyanın gözünü kapatmaması gerektiğini de çok iyi anlamak lazım. Burada biz yabancı meslektaşlarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman, tartıştığımız zaman aslında Avşin dün ilginç bir tabloyla karşılaştık. Bir Alman gazeteci arkadaşımız doğrudan İdlib'le ilgili bir soru sormuştu. Bundan sonra İdlib'in durumu ne olacak? Bu 4 milyon insan nasıl burada istihdam edeceksiniz? Nasıl bunları ayakta tutacaksınız? Ve Rusya ile karşı karşıya gelirsiniz ya da Suriye rejimiyle bir savaş durumu oluşursa nasıl bir tablo oluşacak diye sormuştu. Bu aslında biraz da bizim içinde bulunduğumuz koşulların bizi ne kadar zorlayacağını ima eden bir soruydu. Ben de o soruya şu cevabı vermiştim. Şu an arkamda bulunan 4 milyon insanın emin ol yarısı Almanya'daki koşulların, şartların ne kadar iyi olduğunu hayal ediyor. Ve dolayısıyla bu sorun sadece bizim sorunumuz değil. Yani şu an içinde bulunduğumuz cilve gözü, sınır kapısı aslında sadece Türkiye'nin bir güvenlik sıvabı değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinde bir güvenlik sıvabı ve buradaki insanlar eğer buradan çıkacak olursa bu sadece bir Türkiye için değil, bütün Avrupa için de bir sorun olacaktır. Dolayısıyla bu olay sadece bizi ilgilendiren, insani boyutuyla bizi çerçeveleyen ya da bir yerde tutan bir nokta değil. Herkesin bir an önce hızlı bir şekilde yardımlarıyla sahaya gelmesi gereken bir süreç. Şu ana kadar demin de ifade ettim, sadece 61 ülkeden gelen destek var. Pardon, 61 sivil toplum örgütünden gelen destek var. Oysa ki bunun arttırılması lazım. Yani bu sadece Türk sivil toplum örgütleri değil, Avrupa'daki ülkelerin, devletlerin, sivil toplum örgütlerinin bir an önce bu sürece dahil olması lazım. İhtiyaçlar var, sağlık ihtiyaçları var, evet. Ve özellikle kadınsal ihtiyaçlar. Bunları şimdi televizyondan çok fazla telaffuz etmeyeceğim ama bu ihtiyaçların hızlı bir şekilde ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ancak bunlar çok yetersiz. Örneğin şu ana kadar 14 tane çocuk soğuktan donarak öldü. Ama tabii şartlar, koşullar şimdi ekranda da görüyorsunuz. Oldukça üzüntü verici ve daha da kötüye gidiyor. Onu da altını çizmek gerekecek. Evet Çetiner, bu böyle muhabir bağlantısı gibi değil ama biraz meslektaş sohbeti olarak gitsin. Madem öyle ben de birkaç işimden geçeni seninle paylaşayım bu yayında. Kadınların ihtiyaçları bence televizyondan dillendiremeyeceğimiz bir şey değil. Çünkü bu doğal bir şey. Kadınların hijyenik koşullarda yaşamaya hakları olduğu için çocukların da aynı şekilde onlara sağlık desteği verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da altını çizmek önemli. Ayıp değil, gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da Alman meslektaşla konuşurken ben orada değildim ama sanıyorum orada olsam ikinize de şöyle söylerdim. İnsani meselenin politikleştirilmesinin en büyük zararı İdliblilere, Suriye'deki sivillere. Yani bu ne Almanya'nın aman bize gelmesinler diye bakması gereken ne de Türkiye'nin sadece kaçın göç dalgası diye bakmasının doğru olduğu bir şey. Burada
insanın insan onuruyla yaşayabilmesi için herkesin umarım asgari bir endişesi ve çabası vardır. Türk de olsa, Alman da olsa, Avrupalı da olsa ve bu gözle bakarlar diye umuyorum karar vericiler de. Dolayısıyla seni dinlerken bunları da söylemek içimden geldi. Çünkü zihnimde bu notlarla dinledim söylediklerini. Buradan da bağlamak istediğim yer bu temaslar meselesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler var Merkel'le, Macron'la. Bir taraftan Merkel ve Macron'un Putin'le yaptığı görüşmeler var. Kuşkusuz Avrupa bu işe göç açısından da bakmayı sürdürüyor. Aman bize gelmesinler korkusunun orada nasıl sağ popülizmi ateşlediğini de son yıllarda görüyoruz, izledik. Dolayısıyla merak ettiğim şey bu diplomasi trafiğinin herhangi bir olumlu etkisini kısa zamanda İdlibliler görebilecekler mi, yaşayabilecekler mi? En azından insani açıdan bir gelişme beklentisi var mı? Hem sahada bunun gözlemini nasıl yapıyorsun diye merak ettim. Hem de konuştuğun diplomatik kaynaklar bu temasların doğuracağı sonuca dair neler söylüyor ya da neler öngörüyor onu da sormak istedim. Avşin, aslında güzel noktalara değindin ama ben de senin söylediğine bir cevap olarak şunu söyleyeyim. Tamam. Elbette ki ihtiyaçlar herkes için, her kesim için önemlidir. Ancak bunları televizyondan tek tek sıralayacak olursak çok uzun bir liste olur. Çünkü buradaki kadınların ve çocukların çok ihtiyaçları var. Hı hı. Gerçekten çok ihtiyaçları var. Yani sadece bir kalem, bir tek ihtiyaç değil. Birçok ihtiyaçları var ve o ihtiyaçların neredeyse sadece %10'u karşılanabiliyor. Ve o ihtiyaçlar %10'u karşılanabildiği için şu anda o listeyi açıklamaya kalkışırsak emin ol 15 dakikalık bir zamanımızı buna ayırmak zorunda kalacağız. Çünkü sahanın hizyen şartlarından tutun, sağlık koşullarına, evet, ve bir anne olarak düşünün, bir kadının çocuklarına yemek çıkaramamasından ve çocuklarına bakamamasından onlara elbise ve diğer birçok ihtiyaca kadar, diş macununa kadar hiçbir ihtiyacını karşılayamaması ve psikolojik destek dahil olmak üzere birçok konu sıralanabilir. O yüzden bunları çok uzun uzun sıralamak istemedim. Yoksa bir ayıp olarak değil, tam tersine uzun bir zaman değil. Ama herkesin bildiği şeyler olduğu için kısa tutmaya çalıştım. Hı hı. Ama tabii işin bir başka boyutu da bizler tabii gazeteciler olarak sahada çalışırken tabii ki olaylara, meselelere biraz da kendi ülkemizin milli cephesinden bakıp biraz da olayın kendi cephemizdeki boyutunu ön planda tutuyoruz. Avrupalılar için bu biraz daha farklıdır. Çünkü onlar sadece insani dram için ya da yaşanacak olan sorunlar, süreçlerle ilgili yorumlar yapabilir. Ama biz burada gerek askerimizin olması, gerek 4 milyon insanın kapımızda olması ve buradaki siyasi sürecin bir sonraki aşamada bizim ülkemize etkilerini tartışacağız. Aslında tam da senin bu söylediğin noktada ben kameraman arkadaşından rica edeceğim, eğer alabilirse arkamdaki noktayı. Yıllar önce şu arkamda görmüş olduğunuz Kızlar Kalesi diye adlandırılan Öncü Pınar'ın önemli bir noktası. Burası Lawrence'ın ilk Orta Doğu ile ilgili çalışmaları başlattığı alanlardan birisi. Dolayısıyla biz İkinci Dünya Savaşı'nın hesaplarının Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla beraber kapandığını gördük ama bugün gelinen noktada Avşin artık Birinci Dünya Savaşı'nın çok da hesaplarının kapanmadığını, nitekim bugün ortada sahada Rusya'nın, Amerika'nın ve birçok ülkenin sürece dahil olduğu bir tartışmalı, belki de sonunun savaşla devam edeceği, belki de siyasi diplomatik girişimlerle halledilebileceği bir dönemden bahsediyoruz. Ama tabii şunu söylemekte fayda görüyorum. Şu an hiç kimse sahada, özellikle İdlib'deki kanaat önderleri ve birçok siyasi Almanya'dan, İngiltere'den şu an için o siyasi çözüme dair bir işin açıkçası bir çözüm beklemiyor. Çünkü genel bir tablo var burada. Avrupa Birliği ülkeleri de Rusya'da içeride yaklaşık 35 bin kişilik bir radikaller grubundan, ki hani direkt adını söyleyelim, HTŞ'den bahsediyorlar. Ama diğer taraftan da 4 milyon sivilin yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani 4 milyon insan buraya gelmiş. Bunlar içerisinde ılımlı muhalifler de var. Bunlar içerisinde aileler de var, çocuklar da var, kadınlar da var. Demin ifade ettim, 1 milyon 400 bini şu anda sınırımızda olanların kadın ve erkekler, pardon, kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor. Ve dolayısıyla böyle bir tablo karşısında çözüm çok da kolay mı? Değil, ama asıl zor olanı söyleyeyim Avşin. Şu an rejim bu insanları sınırımıza bilerek ve isteyerek sürüyor.
Şunun için şu ana kadar operasyonların gerçekleştiği, çatışmaların olduğu bölgelerde rejimin camileri, hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını görüyoruz. Ki biz kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'le beraber birçok kez içeride bunu gözlemleme şansına sahip olduk. Uçakların doğrudan sahada sivillerin olduğu alanlara hedef aldığını gördük. Dolayısıyla hedeflerin böylesine siviller olması durumunda nasıl bir tablo çıkar sorusuna hemen şöyle bir cevap vereyim. Evet, 4 milyon insan eğer sınırımıza yığılırsa o zaman Suriye rejimi ve Rusya şunun hesabını yapıyor. Bir, İdlib'le ilgili daha geniş kapsamlı bir pazarlık payı oluşacak. İki, sadece İdlib değil, bundan sonraki süreçte Fırat Kalkanı, Afrin bölgesi ve Barış Pınar Operasyonu'nun yapıldığı bölgelerle ilgili de Rusya, rejim ve İran, Türkiye'yi masada bir kez daha farklı pazarlıklara zorlayacaktır. Evet. Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyorum. Tam da bu yüzden bu kadar karmaşık bir resme baktığımızın bilinciyle bu yayınları sürdürüyoruz. Senin de söylediğin gibi can yakıcı bir insani resmin hemen arkasına sığınan korkunç politik hesaplar var. Onun hemen arkasında çetin askeri şartlar var. Onun hemen arkasında dünyayı ilgilendiren uluslararası diplomasi boyutu var. Dolayısıyla hepinizin katkıları İdlib resmini anlamak için bu yüzden çok kıymetli. Hem sahayı, hem diplomasiyi, hem insani boyutunu, hem de askeri boyutunu anlamak. Devam edeceğiz seninle de konuşmaya. Abdullah Ağar'ı beklettik. Beni duyabiliyorsa kendisi, ona da sahaya dair yöneltmek istediğim, işin askeri boyutuna dair yöneltmek istediğim sorular var. Evet, Abdullah Ağar'ı şu anda ekranda görebiliyorum. Benim de sesimi alıyorsa hemen şu anda İdlib sahasında askeri açıdan beklenen gelişmeleri sormak istiyorum. Çünkü biz haberciler olarak da siz sınır hattında, biz haber merkezinde uzun saatler gözümüz haber ajanslarında, haber kaynaklarında ne olacağını anlamaya gayret ediyoruz. Dün Çetin Erçetin bize Neyrap'la ilgili bilgi verdi. Bir saat içerisinde, birkaç saat içerisinde orada dengelerin tekrar değiştiğini gördük. Önce ÖSO kontrol sağladı, sonra tekrar rejime geçti. Sonra çatışmaların serakıba sarkabileceğinden bahsedildi. Dolayısıyla sınır hattında da her şey her an değişen bir resim verdiği için bize bunu da anlamaya gayret ediyoruz bir taraftan. Bu özetten sonra size sorayım. Şu anda askeri açıdan beklenti ne? Çatışmalar nerede yoğunlaşıyor? Rejimin pozisyonu ne? Rusya'nın pozisyonu ne? Ve diplomasi trafiği nasıl etkiliyor? Sahada kimin nasıl hareketlendiğini, ne yaptığını? Sizden dinleyelim Abdullah Bey, buyurun. Şimdi dünkü Nayrap'ta yaşanan olay üzerinden konuşmaya başlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bir testi aslında. Her iki tarafında kuvvet çarpanlarına ve kuvvet bileşenlerini sahada nasıl kullandıklarına dair veya ortaya koyacakları inisiyatifler adına. Dün biliyorsunuz Mehmetçiklerimizin şehit olmasından sonraki süreçte ÖSO'nun başlatmış olduğu bir harekat oldu Nayrap'a doğru ve çok kısa bir zaman süresi içerisinde Nayrap üzerinde etkilerini ortaya koydular ve ele geçirdiler. Şimdi bu kullanıldığı takdirde, yani karasal güç muvazenesi karşılaştığımız zaman, gerek ÖSO'nun gerekse ÖSO'ya destekleyen silahlı kuvvetlerin ortaya koyabileceği inisiyatiflere dair çok önemli bir takım işaretleri içerisinde barındırıyor. Ama daha sonraki süreçte Rusların rejimin isteği doğrultusunda hava kuvvetlerini, yani Rus hava kuvvetlerini sahada doğrusal olarak Nayrap üzerinde uygulamış olması çok büyük bir yıkımın oluşabileceğine dair çok önemli ispatları beraberinde getirdi ve burada zayiat vermemek adına Nayrap'a girmiş olan, Nayrap'a ele geçirmiş olan ÖSO unsurları bölgeyi bir şekilde tekrar geri boşalttılar. Şimdi burada ortaya çıkan temel paradigmamız şu, çok net. Sahada Rus hava kuvvetleri etkili olmadığı sürece açıkçası sahada gerek ÖSO, gerekse ÖSO'yu destekleyen ateş destek vasıtaları, hele ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şekilde manevra unsurlarının devreye girmesi, yani zırhlı unsurlarının ve manevra unsurlarının devreye girmesiyle beraber açıkçası bariz bir üstünlüğe dair çok kuvvetli bir ispat fotoğrafı var. Şimdi bu ispat fotoğrafını bozmak adına Rusların açıkçası hava gücünü, yani gerek taarruzi maksatla kullanmış olduğu hava unsurları, gerekse de bizim sahaya uçaklarımızın girmesini engelleyen
orta irtifa ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin aktif olması bariz bir üstünlük sağlayan, inisiyatif elinde bulundurması sağlayan bir kuvvet çarpanı olarak kendisini gösteriyor. Burada kurulması gereken temel cümle şu. Yani Türkiye sahada etkili olabilmesi için Rusya'nın ortaya koymuş olduğu bu hava etkisini veya hava engelleyici etkisini bir şekilde dengelemesi ve hatta bunun üstünde bir inisiyatif üretmesi gerekiyor. Yani veya bu sistemlerin Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin yapıcı olası harekatı karşı kullanılmasını engellemesi gerekiyor. Yani belki de en güzel, en kolay, bu koşullar içerisinde en kolay uygulanabilecek olan Sayın Erdoğan'ın ifadesinde de kendisini buldu bu cümle çünkü. Yani buradan gitmek gerekiyor. Demişti ki bizim rejimle yapacağımız mücadelede Rusların araya girmeyeceğini düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Şimdi Rusların açıkçası şu ana kadar bir şekilde elde etmiş oldukları inisiyatifleri sahadaki karasal unsurlar doğrusunda onların lehine kullandıklarını görüyoruz. Şimdi bu denklemin Türkiye'nin inisiyatifi adına, Türkiye'nin faydası adına, değişebilmesi adına veya olası bir harekatta daha az zayiat vermesi adına bunun açıkçası çözümlenmesi gerekiyor. Eğer çözümlenmezse evet Türkiye bir harekat yapamaz mı? Elbette bir harekat yapabilir. Türkiye sahadaki karasal bir takım orta irtifa veya alçak irtifa hava savunma sistemleriyle Rusların uçaklarını baskı altına alabilir mi? Elbette alabilir ama açıkçası bu son derece riskli bir bazı denklemlerin ortaya çıkması sebebiyet verebilir. Burada tabii patriotlarla ilgili ortaya çıkan bir önemli bir günce var. Evet. Tabii buna da biraz değinmek gerekiyor. Çünkü şimdi mesele şimdi patriotları hani projeksiyonları kısaca konuşulmasında fayda var hani bu noktada. Evet, şimdi evet, patriotların nerede konuşlandıracağız? Patriotları konuşlandıracağımız yerle ilgili adı geçen yerlerden bir tanesi Hatay. Şimdi Hatay'da konuşlandırdığımızda hangi niyet ve maksatla kullanacağız? Bir kere Türkiye'ye ait olan savunma sistemleri değil. Türkiye karasalında kullanılacak Amerikan veya NATO menşeli sistemler. Şimdi bunlar kime karşı kullanılacak veya kime karşı caydırıcı üretecek? Rusya'ya karşı, Rusya'nın kullanmış olduğu hava gücüne karşı veya rejime karşı bir caydırıcılık veya etki üretecek. Şimdi temel projeksiyon ne? Türkiye'ye karşı bir saldırı olursa savunma maksatlı kullanılacak. Yani bir balistik füze saldırısı veya bir hava akını olduğu zaman kullanılacak. Hani rejimin böyle bir şey tevessül edeceğini zannetmiyorum. Rusya'nın da buna bir tevessül edeceğini zannetmiyorum. Ama rejim ve Rusya bu güçlerini sahadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karasal unsurlarına karşı kullanabilirler. Bunun ispatı var. Yani iki gün zaten şehitlerimizin o yüzden verdi. Şimdi bu patriotlar buraya konuşlandırıldığı zaman Suriye'deki İdlib'de cereyan eden denklemlere dahil olacak mı olmayacak mı? Yani bunun hesabının çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu silah sistemleri kullanıldığında örneğin bir Rus uçağı bu sistemlerle bir şekilde düşürüldüğü zaman ortaya çıkan yeni bir denklem olacak. Yani angajman kurallarının uygulanması halinde ortaya çıkacak bambaşka, çok daha büyüyen bir başka denklem. Yani küresel bir mücadeleye dönüşebilecek riskler barındıran bir takım denklemler. Yani hani meselenin çözülmesiyle ilgili bir diğer tarafıyla da NATO veya Amerika Birleşik Devletleri bu sistemleri hangi gerekçelerle, hangi yapılan pazarlıklar neticesinde buraya getirip konuşlandıracaklar? Yani örneğin NATO'nun veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bir destek vermesinden bahsediyorum. Bu desteği neyin karşılığında verecek? Bunun karşılığında açıkçası ne isteyecekler veya hani bunu bir fırsatçılık olarak mı değerlendirecekler veya hani yakın zamanda NATO'nun internet sitesinde de yayınlandığı gibi bir gerçekten ortaklık çerçevesinde, onurlu bir işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin yardımına mı koşacaklar? Çünkü hani bir temel gerçek var Avşin hepimizin bildiği. Burada NATO'nun kavramsal anlamda bütünlüğüyle de ilgili bir test var aslında. Yani şu an Türkiye evet bir denge politikası gütme eğilimi içerisindeydi. Bunun NATO'nun da NATO üyesi ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmiş zamanda almış olduğu pozisyonlara bağlı olarak bir tepkiyle beraber başlayan bir süreçti. Ve bu sürecin neticesinde şu an NATO Türkiye'nin kendisine konmakta olduğunu gördü ve bunu tekrar bir bütünleşme olarak mı değerlendirecek
bunu işte NATO'ya karşı bir tavır alan Türkiye'nin Rusya tarafından işte bir şekilde baskı altına alınmasına dair bir süreç olarak mı değerlendirecek? Yoksa gerçekten de işte bir paktın üyesi, dost ve müttefik bir ülkenin karşı karşıya kaldığı riskleri görerek ve değerlendirerek buraya bir müdahalesi mi olacak? Veya başka bir ifadeyle şunu da düşünmesi gerekiyor. Bence son derece önemli. Şimdi NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturmuş kavramsal bir bütünlük. Ve bu bütünlüğün temel niyet ve maksatlarından bir tanesi de Sovyetler Birliği'nin sıcak denizlere inmesini engellemekti. Şimdi Sovyetler Birliği'nin türevi olan Rusya ortaya çıkan kaosu, ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek hem sıcak denizlere inmiş durumda hem de Suriye'de, Orta Doğu'da bambaşka inisiyatifler geliştirmiş durumda. Yani sadece Orta Doğu'da değil, Afrika'da da. Şimdi bununla ilgili jeopolitik bir hesap yapıp bir şekilde bu ortaya çıkan fiili fotoğrafı bununla ilgili bir dönüşüm veya bir karşı koyuş projesi olarak mı değerlendirecek? Bunu hep beraber zaman içerisinde çok daha net olarak konuşmaya başlayacağız. Ama açıkçası şu an sahada son derece net, son derece riskli. Yani her iki tarafta son derece ciddi hassasiyet ürettiğini değerlendiriyorum doğrusal bir çatışmaya girmemek adına Türkiye ve Rusya'nın. Ama doğrusal çatışmaya yakın vekillerin son derece güçlü olarak kullanıldığı ve desteklendiği bir saha risk fotoğrafı var. Onu da altını çizerek söylemek peki, istiyorum. Peki Abdullah Bey, çok teşekkür ediyorum. İleriki saatlerde de zaten devam edeceğiz sizinle konuşmaya ama benim Çetiner Çetin'e son kalan bir dakika içerisinde sormak istediğim bir soru var. Çetiner, yardım et. Bir dakika içinde bitirmemiz lazım. Ama bu Patriot meselesiyle ilgili NATO ile nasıl bir iletişim trafiği yürüyor merak ediyorum. Çünkü biz Sayın Akar'ın açıklamalarını bu yayında verdik ve ülkemize karşı hem hava hem füze tehdidi var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir yanıtını veriyor katıldığı bir televizyon yayınında Savunma Bakanı Akar. Nasıl bir trafik yürüyor Patriot meselesiyle ilgili ve yani NATO gönderiyor değil herhalde, Türkiye'de talep ettiği için o gelecek. Öyle değil mi? Türkiye hangi amaçla talep ediyor? Şimdi öncelikle tabii çok hızlı bir şekilde bir dakika içinde cevaplandırayım Avşin. Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olması ve o görüşme trafiğinin doğrudan bu sefer Amerika ile başlamış olması aslında Türkiye-Amerika ilişkileri açısından da önemli bir ivme kazanmasına katkı sağlamış durumda. Yani aslında İdlib bir anlamda Amerika ile de bir ilişki network'ünü yeniden canlandırmış vaziyette. Daha önce hatırlayacağımız üzere Resul Ayn'de ve Tel Abyad bölgesinde Amerikalıların o bölgeden çekilmesine zemin hazırlamıştı Türkiye. Aslında Amerika bu konuda oldukça, özellikle ordu çevreleri, Pentagon bu konuda oldukça temkinli ve sinirliydi. Ancak şu an artık Rusya'nın sahadaki hareketliliği ve bunu zaten geçtiğimiz günlerde işte iki araç trafiğinin, iki aracın birbirini yoldan çıkarma yarışının dahil olmak üzere sahada ne kadar gergin bir atmosferin olduğunu da ortaya koymak adına önemli bir sembol olduğunu gördük. Ama tabii Amerika şu saat itibariyle şunun farkında. Bu saatten sonra artık 4 milyon mülteci ve Suriye meselesi sadece Türkiye'nin altından kalkabileceği bir durum değil. Eş zamanlı olarak Amerika'nın da Avrupa Birliği'nde bu sürece destek olması gerekiyor. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında biliyorsunuz bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti ki o telefon görüşmesinde Amerikalı kaynakların ifade ediş şekliyle söylüyorum. Türkiye'ye bu konularda destek olunacağı konusunda Trump'ın söz verdiği ve ondan sonra zaten Hulusi Akar, yani Milli Savunma Bakanı ve sonrasında askeri yetkililerin Amerikalılarla bir görüşme trafiğine başladığı ifade ediliyor. Tabii önümüzdeki hafta Patriotlar konusunda Amerika'nın net bir karar verip artık bir yol alacağı söyleniyor ki bu önemli. Eğer önümüzdeki hafta Amerikalılar bir karar alıp ve nereye konuşlandırılacağı konusunda da netlik kazanırsa önümüzdeki çok kısa bir zaman içerisinde Patriotların Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hem Çetiner Çetin'e sahadan paylaştığı bilgiler için hem de Abdullah Ağar'a işin askeri stratejik açıdan değerlendirmesini bize yaptığı için.